Tatlılığı gelince taş köprüye gelmeden olmaz. Adana'nın en büyük sembollerinden biri. Yine gördüğünüz gibi Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve Türkiye'nin zamanlar en büyük camisi olan Sabancı Merkez Camii var. Seyyah Nehri üzerindeyiz şu anda. Her Adana'ya gelen mutlaka ziyaret ediyor. Çok güzel değil mi buralar? Burası tarihi Ağçamlı Tatlıcısı. Herkes sırada. Müthiş, müthiş, müthiş. Kurma tatlısını sıkıyorlar. Nasıl kabardı? Az acılı, tuz suyu da karıştıracağız. Antepsiden çok besleyici, az acılı, turşu suyuyla karıştırılmış şalga. Ama bir de gevrek alacağım. Tabii. Kazan gevreği diyorlar, sirap demiyorlar. Sanki bütün o mikroplar, enfeksiyonlar, virüsler, bakteriler akıp gidiyor. Her gün bir bardak şalgam suyu uzmanlar da çok öneriyor. Ali Gölü'de kuru köprü de Adana'da. Adana'da Akrantik Kebap Salonu'ndayız. Fatih Bey buranın patronu ve aynı zamanda da ustası. Bu işi köfteyi gözle pişiriyorsunuz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Bu işi şişe takarak. Peki. Bu şeker. Bayağı sıkı yapmışlar. Kim yaptı bu işi? Evet, bunları teyzemle ablam yapıyor. Teyzeyle ablam hazırlıyor. Ben benim içindeki gençlerim o da takmış. Yapacak olan arkadaşlar için ateşimiz çok az olur. Ve hafif hafif pişecek. Hafif diyorsun. Hafif, sakin, sabırla. Sabır lazım evet. Bu işe. Lezzet istiyorsan sabırlı olur. Çok doğru. Lezzet sabır ister. Hafif, çok hafif yağlıyoruz. Çok hafif yağlayacağız. Yağlamamızın sebebi de köftelerimize dışını sertleştirmesin. Buna sosumuz, maydanoz, pul biber, samırsa, limon suyu veya toprağımız ağzı. Adana'nın kebap biliyorsunuz mutfağı hep öyle değil ama muhteşem bir ev mutfağı da var. Biz de ev yemeklerini görmek için sevgili Dürdane Hanım'ın evine geldik. Burada eşiniz Mustafa Bey bu gördüğünüz şahane ekmeği de bizim için hazırlamış. Çok misafirperverler, son derece güler yüzlüler. Bir başımızın üstünde yerimiz var. Gelin yapalım bu yemekleri dediler. Şimdi siz baba ganduşu nasıl yapıyorsunuz? Dinleyelim Dürdane. Baba ganduş aslında bizim mangal yemeklerimizin yanında çok güzel bir salata çeşitimizdir. Közlenmiş patlıcanımız, közlenmiş biberimiz, domatesimiz, soğanımız, sarımsağımız ve güzel taze yeşilliklerimizle, baharatlarımızla harmanladığımız çok güzel bir salatamız. Gaziantep'leri çok sever. Mardin'de de yapılır, Diyarbakır'da da yapılır. Bunun özelliği közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber de katılabilir. Domatesi de közleyebilirsiniz veya çiğden katılabilirsiniz. Her yörenin usulü farklı. Etlerin yanına özellikle yemek gibi bir salata. Şimdi Dürdane Hanım hazırlıyor, biz de izliyoruz. İki göbekli kısmını alıyorsunuz değil mi? Şu kısımları bırakacağız. Pekala. Şu kısımları çıkaracağız. Çıkaracağız. Taze kısımlarını alacağız. Daha beyaz kısım. Evet. Dürdane Hanım bütün malzemeleri doğradınız. Şimdi evet. Sıra geldi baharatlara. Evet. Şimdi ne koyacağız? Şimdi biraz kimyonumuz. Şöyle. Karabiberimiz. Ben biraz fazla seviyorum baharatı ama. Ben de severim. Tuzumuz. Pul biberimiz. Zeytinyağımız. Şöyle yapalım. Halis zeytinyağı, o yüzden çok rahatlıkla koyabiliriz. Kokuları etrafı sardı. Bir de nar ekşimiz.
olmazsa olmaz. Tabii, olmaz. En olmaz. Sevdiğim milli sosu. Sizin her ikisi birazcık böyle Antakya'ya göre daha cıvık. Benim özel bir şekilde özel. Bir açtığım, koyuluğunu açtığımız birinin her ikisi. Şöyle de bir limon. Limon suyu da. Evet. Ve karıştırıyoruz. Efendim baba kalmış. Şimdi bir de size fellah dolması yapacağız. Önümde mutlu kurutacağım ben. Neler lazım siz anlatın. Şimdi efendim 16 adet kuru patlıcanımız var. Peki. Efendim 200 gram kadar pirincimiz var. Dolmalık pirincimiz. Yarım kase kadar nohutumuz var. Yine kimyonumuz, karabiberimiz, tuzumuz, hafif bir pul biberimiz, zeytinyağımız, limon suyunu sıktık hazırladık, limon suyumuz ve biber salçamız. Peki. Ve kıymamız. Bir tane domates koyacağız içerisine. Biz dolmalara klasik usul değil, hep soğan kullanırız. Ekli de olsun, etsiz de olsun. Fakat fellah dolmasında soğan kullanılıyor. Domates ilave ediliyor. Bir de tabii fellah dolmaların en büyük özelliği, ben ona Arap sosu, fellah sosu da diyorum. Usak tadıyla nane ve ekşinin tadı. O da üzerine dökülüyor. Muhteşem bir lezzet çıkıyor. Şimdi Dürdane Hanım hazırlıyor. Böyle birbirinin üstüne yatırarak dizdik ama gördüğünüz gibi bir de Adana patlıcanı çok özel. Böyle vazo gibi ağzı küçük sonra genişliyor. Evet. Şimdi bu arada üzerini piştikten sonra sosunu dökeceğiz. Bunun için sarımsakları dövdü, üzerine limon suyu koydu, sonra zeytinyağımız var. Piştikten sonra bu meşhur fellah sosu ya da Arap sosu dediğim dolmada bayılıyorum. Kabakta da güzel oluyor. Her yemeğe çok yakışıyor. Sonra o sosu dökeceğiz. Sırrı burada. Şimdi pişmeye götüreceğiz. Evet. Yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun efendim.